Akşam gazetesine geçiyoruz. Akşam gazetesinde hemen görelim. Tepelerine yerinde bineceğiz başlıklı haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleriyle hemen sür başlıkta kendine yer bulmuş sevgili seyirciler. Detaylar iç sayfalara bırakılmış. Aşina olduğunuz bir başlık olduğu için hemen 29 Ekim'de halkı tarayacaklardı manşetini verelim. Bu hakikaten tüyleri diken diken eden bir haber sevgili seyirciler. Zira kritik iki tarih ve son anda önlenen çok ciddi operasyonlar var. 29 Ekim ve 10 Kasım'da. Gelin bakın neler varmış, hemen sizlere anlatalım. DAEŞ Ankara'daki 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerini kana bulamak için özel bir ekip görevlendirdi diyor haber. Anıtkabir ve 1. Meclis'te keşif bile yapan organizatör Ahmet Balık dün ölü ele geçirildi. Şimdi bu Ahmet Balık ve o kritik tarihler 29 Ekim 10 Kasım'da neler yapacaklarmış bir onu anlatalım, sizin de tüyleriniz diken diken olacak. Ankara Valiliği'nin yürüyüş yasağının kaynağı olan DAEŞ tehdidi dün gün yüzüne çıktı diğer haber. Eryaman'daki bir evi basan polis Ahmet Balık isimli canlı bomba yetkisiz hale getirdi. Rakka'da bomba eğitimi alan ve DAEŞ'in Eyüp Baksi grubuna bağlı olduğu tespit edilen Balık'ın 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine yönelik saldırı planını organize ettiği belirlendi. Plana göre 5 kişiden oluşan ekip 2 ayrı günde önce, iyi dinleyin burayı sevgili seyirciler, önce halkı tarayacaktı, sonra da kendilerini patlatacaklardı. Teröristin evinde tahrip gücü yüksek kavanoz bombalar da çıktı. 29 Ekim ve 10 Kasım'da işte son anda önlenen bu cani, iğrenç organizasyonun planları bu şekilde deşifre olmuş oldu. Halkı tarayacaklardı, canlı canlı insanları tarayacaklardı, öldüreceklerdi, ardından kendilerini patlatacaklardı. Hem de 29 Ekim ve 10 Kasım gibi tarihimizin en önemli, en kıymetli tarihlerinden. Ve ne şekilde anılacak bundan sonra, o tarihler, varın gerisini siz düşünün.